çaresi yok ki. Pardon. Oh, yanlış sarılmış. Murat Sonlu nerede acaba? Pardon. Murat Kocataş'ın nikahı hangi salonda acaba? Bizim evin salonunda. Beyefendi, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir dakika. Böyle kötü bir espriyi ancak Hades yapabilir. Nikahına beni çağır Selena. Dilersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, Ütopya'dan Hades dersin Selena. Her zamanki gibi komik değilsin Hades. O nikah yetişmemi istemediğini biliyorum ama ben yetişeceğim. Şuna bakabilir miyim? Teşekkürler. Değerli davetliler, Sayın Kocataş ve Sayın Soylu ailelerinin nikah törenine hoş geldiniz. Sayın Ceren Soylu, Sayın Burak Kocataş'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Of course yes. Ayağına basayım. Gelin hanımı duydunuz, siz Burak Kocataş. Ceren Soylu'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Sayın Burak Kocataş, kendi rızanızla Sayın Ceren Soylu'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Selena. Ben yapamayacağım. Özür dilerim. Ben başkasını seviyorum. Beni. Nereye gidiyorsun? İmzala şunu adama hasta. Burak dayı, Burak ne yapıyorsun? Burak. Leyla. Bu kadar büyük bir aptallığı nasıl yaptığımı hala anlayamıyorum Selen. Ama evine kadar gelip senin sanayiyle sözlenirken görünce... Tamam, kendine bu kadar yüklenme. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi düşünürdü. Asıl ben böyle saçma bir oyun oynadığım için en büyük aptallığı yapmış oluyorum. Tamam, sanayinin annesi üzülmesin diye ama... Ben eğer senin aşkını sonsuza kadar kaybedeceğimi bilseydim. Bir kere şunu bil ki eğer son anda aklım başıma gelip 12 yan masasından kalkmasaydım bile bu kalbim sonsuza kadar senin için atacaktı. Gerçekten mi? Gerçekten. İtiraf etmek gerekirse ben seni kaybettiğimi bildiğim, hatta beni gerçekten sevmediğine inandığım zaman bile sana olan aşkımdan en ufak bir eksilme hissetmedim. Aşkım, senin o kadar mutluyken, sana o kadar aşıkken nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Sanki biri beynime girip... Tamam. Bak, ben son 2 ayda olan her şeyi unuttum. Sen de unut. Yeni bir sayfa açtım ben. Ve bu sayfayı kötü anılarla değil, birbirimize olan aşk dolu sözcüklerle dolduralım. Selena, seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Seni çok seviyorum.
seni çok seviyorum. Ay bırak, tamam. Herkes duysun, seni çok seviyorum. Ay, aşkım. Ey İstanbul, duy sesimi. Ben Selena'yı çok seviyorum. Bak buraya gel, herkes bizi duydu. Herkes duysun, seni çok seviyorum. Aşkım, herkes bize bakıyor. Aşk olsun Zeki. Bir kere şöyle bağırmadın Bahar'ı çok seviyorum diye. Ne alakası var hayatım ya? Çok alakası var. Elin adamı bağıra bağıra İlhan'ı aşk ediyor. Ne var? Ben de bağırırım. Bağır o zaman. Burada mı? Evet. Ben evde şey yapsam. Teessüf ederim. Bu kadarcık romantizme bana çok gördün değil mi? Bahar. Birader niye bağırıp duruyorsun ya? Bağıranı var, bağıramayanı var ya. Bahar, hayatım. Allah kahretsin! Ölmek istiyorum! Burak, ne güzel beni bulacaktın. O Selena denen maymunu bana nasıl tercih edersin ya? Ölsem daha iyiydi. San Francisco köprüsünden atlamak istiyorum. Şeref, kızım. Sakin ol artık yavrum, kendine gel. Goddammit! Ben bunları hak etmedim anneciğim. Etmedin yavrum, etmedin bir tane. Bütün hayallerim yıkıldı babacığım. Ölmek istiyorum. Aile şerefimiz 10 centlik oldu. Biricik kızımın duygularıyla kimseyi yönetmem. Rezil oldum baba. Akrabalarımı, aileme, herkese rezil oldum. Buraya inanmanın, güvenmenin bedeli baba olmalı. Gerçekten büyük cesaret. Evet ya, ben başkasını seviyorum dedi. Burak hocaya bravo gerçekten. Ama Acele öğretmenine yazık oldu. Evet, onun yerinde olmayı istemezdim. Ama önemli olan Selena ve Burak öğretmen barıştı ya. Evet, önemli olan Selena'nın mutlu olması. Öyle de yani yine de benim tanıdığım Selena kendi mutluluğu için başkasının mutsuz olmasını istemez. Neyse bugün çok gevezelik yaptık. Hadi yatalım artık. Sonra derste uyuklayacaksınız. Nazlıcığım sen dişlerini fırçaladın mı bakayım? Evet fırçaladım. Bak. Aferin. Aslı bak ben sana dedim uyumuyorlar diye. Sabahtan beri dur uyutmadılar beni. Ya bu hırsız girdi sandım, ben çok korktum Aslı ya. Ah canım benim, niye yatmadınız bakayım siz hala ha? Ay canım, sizin yüzünüzden benim biricik kızım da uyuyamıyor sabaha kadar. Dur bır ha? Ya iyi de Aslı yenge Kıvılcım daha pijamalarını bile giymemiş. Ya hem saat daha 10. Siz bir de bana cevap mı veriyorsunuz ha? Kesin bakayım sesinizi. O kafalarınızı birbirine tokuşturun. Tiftik saçlarınızı yolarım sizin. Terbiyesizler sizin. Çok korktum ben Aslı. Ah canım benim canım, korkma sen korkma. Şimdi ben sana neler söylerim, uyuturum bir tanecim, tamam mı? Siz de yatın zıvarın bakayım. Ay elektrik gidiyor canım, kapatın lambaları artık. Hadi hadi canım hadi. Aa, Burak'ın resmi. Burada ne işi var ki? Biri resmi iple çekiyor ve bu kötü şaka yapabilecek tek kişi Hades. Ama bakalım ben ipi Alev'e verdiğimde ne yapacak? Mahvettim beni Selena. Sadece küçük bir şakaydı, küçük. Bana ilkokul şakası yapmak nasılmış Hades? Şakadan da anlamıyorsun. Ne o Hades? Eros'un oklarına rağmen Burak'ın bana geri dönmesine çok sinirlenmiş gözüküyorsun. Saçların diken diken olmuş. Bana ne? Burak da gerizekalı olmasaydı. Konuşmalarına dikkat et Hades. Sen benim erkek arkadaşıma gerizekalı diyemezsin. Kağıt, kaba kağıt. Derim işte bak diyorum gerizekalı. Zaten gerizekalı olmasa seninle ne işi var be? Akıllı bir adamın seninle ne işi var? Şu surata bak. Anlaşıldı, sen yine kaşınmaya başladın. Neyse ki böyle durumlar için bildiğim bir uyuz ilacı var. İşte bu.
sevgilinle barışmanızı kutlayamadan gebereceksin Selena. Telefonum çalıyor. O zaman sen konuş Selena telefonla, ben beklerim. Belki önemli bir telefon be, o kadar hukukumuz var değil mi? Alo? Dememi mi bekliyorsun Selena? Serena, nasılsın canım? İyiyim sen? Ya, ben de iyiyim. Senin yanında olmadığım zamanlar ne kadar iyi olabiliyorsam o kadar. Ya? İstersen son sözlerini söyle sevgilim. Ben gebermeden önce fırsat mı fırsat? Ne oldu Serena? O sesler ne? Ben Star Wars izliyorum da sesler oradan geliyor. İstiyorsan söyle Darth Vader biraz da beni geberecek. Ya da ben söyleyeyim ha? Serena, diyecektim. Eğer işin yoksa dün gece sana seni seviyorum diye haykırdığım yerde buluşalım mı? Tamam oldu. Ufak bir işim var, onu halledip bir dakika sonra oradayım. Bir dakikada mı? Sen evde değil misin şu anda? Bir dakika derken ben... Bir saat içinde demek istemiştim. Her zaman yukarıda buluşuruz. Tamam canım, bekliyorum. Görüşürüz. Seni beklerken ölüm haberini alacak o tipsiz gerizekalı öğretmen bozuntusu. Bunu hiç beklemiyordum. Bundan sonra beni sinirlendirmeden önce iyi düşünürsün herhalde. Selena, kurbanın olayım, yapma. Sen iyisin, yapma, etme, eyleme. Bence fazla emin olma. Belki de senin tavsiyelerine uyup kötü olmaya karar vermişimdir. Olur mu hiç öyle şey? O benim tavsiyelerim. Ben ne gerizekalı, ne salam, ne kadar boş konuşuyorum. Sen kötü olamazsın ki. Sen her daim iyisin. Sen ismine şarkılar yazılan... Na 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 na, Selena, Selena. Na 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 na, Selena, Selena. Bir sevgi çemberi ışıklar arasında. Selam kızlar. Sen büyük Selena'sın be. Yeter, tamam. Dua et ki Burak'la buluşacağım. Yoksa... Tabii sen hiç merak etme, sen git. Git Selena, git. Selena, senden nefret ediyorum. Bu kılıç da bozuk zaten. Ama dur, ben daha desem... Sizin o buluşmanızı seyretmezsem, senin o ağzını böyle çat diye ayırmazsam. Göreceksin sen günü Selena. Pardon. Kardeş, bizci baba dilek ağacı neresi? Burası teyze. Teyze, bak cezanı vermesin, diyeceğim kafana yiyeceksin taşları ha. Babam yaşında adam teyze diyor. Çarpacağım, bizci baba çarpmışa dönecek. Affedersin bizci baba. Dualarım kabul oldu, çok şükür sana. Burak o Esmer Fettan'la evlenmekten vazgeçti. Şimdi sana geldim huzuruna şunun için. Burak o sarı yelloz'u unutsun. Aklından çıkıversin. Ve sonsuza dek bana aşık olsun. Şu 300 dolar verdiğim eşarbı buraya bağlamak istiyorum. Vallahi elim zor gidiyor ama olsun. Burak'cığım için değer. İşte burada bir Burak Selena buluşmasını seyretmenin en güzel yolu araya fitnatı maydanoz etmektir. Bizci baba, bizci baba. Burak o sarışın fettanı unutsun ve sonsuza dek bana aşık olsun. Merak etme fitnat kızım. Ben sana yardımcı olacağım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin? Kim olacağım kızım? Tabii ki Bezci babayım ben. Noel baba olacak halim yok ya. Tabii affedersiniz de mutlaka öyledir. Ben bir anda duyunca öyle şaşırdım da. Fitnat, yavrum, şaşırma. Sabrımızı hiç taşırma. Şimdi dinle beni. Bu Selena denilen kız bir saate kadar sahilde her zamanki parkta Burak'la buluşacak. Bak kahretmesin. O sarı yellozun ne işi var benim Burak'cığım yanında? Ay ben de talihsiz kadını bizci baba. Kızım şimdi ağlayıp zırlamanın zamanı değil. Beni dinle. Tabii ki
Sen de oraya gideceksin. Böylece ne olacak? Ne olacak? Burak'la Selena yalnız kalamayacak. Ah, evet, büyüksün Bezci baba, büyüksün. Teşekkür ederim. Keşke burada olsaydın da ellerinden öpüverseydim. Biliyordum bana yardım edeceğini. Allah razı olsun. Evet, hemen Burakcığımın yanına gitmeliyim ve onları asla yalnız bırakmamalıyım. Önemli değil yavrum. Görevimiz. Üçünüz artık ne güzel eğlenirsiniz be. Öyle değil mi? Evet Hades, öyle. Acaba Burak'la buluşurken ne giysem? Çok güzel olmam lazım. Tabii ya. Neden ben sihirli podyumu kullanmıyorum ki? Hem böylece kıyafetleri üstümde de görmüş olurum. Fitnat Hanım. Ay ne hoş tesadüf değil mi Burak Bey? Evet çok hoş tesadüf Fitnat Hanım da. Ay ben de evde öyle küs küs oturuyordum. Dedim ki kendi kendime Fitnat dışarı çık biraz hava al dedim. Hem o malum nikah olayından sonra size bir geçmiş olsa da gelememiştim. Kısmet buraymış, ne tesadüf. Ya. İnanın neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum Burak Bey. Yani insanın derinliklerinde birini seviyor olduğunu hissetmesi ama onun kim olduğunu bilememesi çok kötü bir duygu olmalı. Aslına bakarsanız ben artık kimi sevdiğimi iyi biliyorum. Yo yo yo, bence bilmiyorsunuz. Acele etmeyin. Şöyle iyice bir etrafınıza bakın. 360 derece bir dönün, dönün. Belki de sevdiğiniz kişi yıllarca iş arkadaşı olarak gördüğünüzden bir türlü duygularınızı açamadığınız derinliklerdeki bir kişidir. Ha? Fitnat Hanım, benim çok önemli bir işim çıktı. Benim acil gitmem lazım, kusura bakmayın. Ay yapmayın, bir iş varsa bir ucundan da ben tutayım. Yok sağ olun, hiç gerek yok. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir işim çıktı. Sinemaya gidelim, bakın hava tam sinema modu değil mi? Çok güzel romantik bir komedi gelmiş. Ben hiç sinema modunda değilim. Zaten komediyi sevmem. Ama ne modundasınız? Ona göre bir şeyler yapsaydı Burak Bey. Alo. Selena. Efendim. Aşkım. Ben sana dün akşamki yerde buluşalım demiştim ya. Evet. Onun yerine başka bir yerde buluşsak ne dersin? Olur. Ya neden fikir değiştirdin? Görünmez kaza. Sonra anlatırım. Ne dersin? Tamam olur, bana uyar canım. Nerede buluşacağız, ne zaman? Go Kart'a ne dersin? Çok güzel bir fikir. Ne zamandır Go Kart'a gitmemiştik. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Bilgi baba, buralarda mısın? Buradayım salak kızım. Dediğinizi yaptım. Burakçımın yanına gittim ama işi çıkmış fırt diye kaçıp gitti. Ah salak kızım ah. Sen neden gitmiyorsun çocuğun peşinden? Gittim ama çok hızlı koşuyordu, yetişemedim. Tamam dinle şimdi beni. Burak'la Selena bugün bir ecnebi icadı olan go-kart'a binecekler. Unutma, go-kart. Go-kart mı? Ya biraz önce söyledim işte, go-kart. Evet anladım, go-kart. Evet. Tamam şimdi atla git oraya. Atla mı gideyim? Ay nereden bulacağım bu ovada ben atı be eski baba? Oh, şiştim. Yani kızım arabaya atla git diyorum. Ama sen bu gerzeklikle Burak'ı zaten Selena'dan nasıl ayıracaksın onu da anlamış değilim. Bizci baba bezdirdin ama sen de yani ikidir salak gerzek. Ne oluyor, biz de can taşıyoruz, biz de sesimizi çıkarmıyoruz. Bak kutsal bir kişiliksin. Yakışıyor mu, biraz daha terbiyeli ol, ayıp ama. Bak hala konuşuyor ya. Gitsene kızım, yürü git. Alo sana diyorum.
Ama demin atla diyordunuz, şimdi yürü git diyorsunuz. Yani ben de ne yapacağıma karar veremedim. Hani hadi git manasında mı nedir? Geliyorum Burakçı'mın yanına ama siz de bakın yani kutsal bir şeysiniz. Burada lütfen terbiyenizi takın, biraz daha kibar olun. Bir dakika ya. Hem bir sürü hakaret işin, salak gelsek. Ondan sonra $300 eşap bağla. Enayi miyim ben, zıkkımı kökü. Vallahi gerçekten gerizekalı. Seni beklerken bir anda karşımda Fitnat Hanım'ı görünce nasıl şaşırdın bir bilsen. İyi ki benimle buluşacağını söylememişsin. Yoksa peşimizden buraya kadar gelirdi. Aman Allah korusun. Hadi bakalım, Fitnat'tan bu kadar hızlı kurtuldun ama beni yakalayabilecek misin? Hmm, demek bana meydan okuyorsun. Tur bindirirken elimi sallarım hanımefendi. Ne büyük bir tesadüf değil mi Burak Bey? Ben de öyle arabayla dolaşırdım. Yollar beni fitursuzca ve de umarsızca buralara kadar getirdi. Ay aşk olsun yani, işinizin burada olduğunu söyleseydiniz beraber yapardık go-kart. Gazla Burak, gazla. Burak sana yedirtmem, sarı yellon. Altından çıktığını tahmin etmeliydim. Bravo. Efendim hayatım. Efendim hayatım. Gerizekalı, gerizekalı. Yok bir şey. Hadi biz gidelim. Ay bir saniye ama bakın buralara kadar geldim. Ayıp değil mi beni burada böyle sap gibi bırakıyorsunuz? Bekleyin. Bekle. Dedim bana. Ne yapalım? Bilmem. Ya, bence bana gidelim. Baksana Fitnat Hanım nereye gitsek buluyor bizi. En azından evde kapıyı açmayız. Sakinleştirici bir iğne yaptım. Ağır bir depresyon geçiriyor. Bir süre sakinleştirici ilaçlar alması gerekiyor. Kızımızın kötü bir şey yapmasından korkuyoruz doktor bey.
Yapmaz değil mi? Bu konuda sizi rahatlatacak kesin bir şey söylemem mümkün değil. Ruhsal durum hiç iyi değil. Eğer kızımın başına bir şey gelirse dünyayı yakar yıkarım. Şimdilik size verdiğim ilaçları kullanın. Bir süre sonra ben kontrol amaçlı tekrar geleceğim. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Alçak şerefsizler. Kızımı ne hale soktular? Allah'larından bulsunlar. İnşallah kızımız bir an evvel iyileşir. Toparlar. Gencecik bir kızın o kadar insan içinde nikah masasında terk edilmesi kolay azmedilir bir şey değil. Böyle bir kalleşliği onların yanına bırakmamalısın. Kalleşliği onların yanına bırakmayacağım. Bu Burak denilen adam yaptıklarının cezasını çekmeli. Burak denen adama yaptıklarının cezasını çektireceğim. Kızının duygularıyla oynamak ne demek? Ona göstermelisin. Kızımın duygularıyla hiç kimse oynayamaz. Durumu düzeltmek boynumun borcu olsun. İşte bu be. Yürü koçum. Baba dediğim böyle olur. Evet. Görev tamamlanmıştır. Level complete. Şimdi diğer görevlere yelken açacağım. Buyur patron, emrindeyiz. O Burak denen adama Ceren'e geri dönmesi için anlayacağı dilden bir uyarı yapın. Ya uyarıyı dinlemezse ne yapalım patron? O zaman gerekeni yaparsınız. Anlaşıldı efendim. Hiç merak etmeyin. Seve seve. Hayatım hadi gelebilirsin. Yemek hazır. Geliyorum aşkım. Şunu da indireyim. Tamam. Çöpe gidecekler bu kadar. Burak. Ya sırf benim için Ceren'den kalan bütün eşyaları atmak zorunda değilsin. Eğer içinde hoşuna gidenler varsa kalabilir gerçekten. Yok merak etme. Bu ıvır zıvırları oldum olası sevmemiştim zaten. Ceren'le zevklerimiz taban tabana farklıydı. Bak gerçekten benim için Ceren'den kalan eşyalar değil. Ceren'in senin kalbinde iz bırakmamış olması önemli. Bu dünyada benim kalbimde iz bırakabilecek bir tek kişi var. O da şu anda karşımda oturuyor. Çok tatlısın. Hadi o zaman artık makarnanı ye de bakalım kalbinde iz bırakabildiğim kadar damağında da tat bırakabilecek miyim? Hiç şüphem yok. O kadar özlemişim ki bolognese soslu spagettini. Kendimi haftalarca şu lezzetten mahrum bıraktığımı düşününce bir kez daha kızdım kendime. Aşk olsun yani. Sen beni bolognese soslu spagettim için mi seviyorsun? Serena. Sensizlik o kadar zordu ki. Bir yandan kendime seni unutmam gerektiğini söylerken bir yandan Selena'sız bir hayata uyanacaksam hiç uyanmayayım diye düşünüp kendimi yiyordum. Biliyorum. Ben de aynı zorlukları yaşadım. Ama artık beraber sonsuza uzanacak bir mutluluğumuz olacak. Bizim şarkımız çalıyor. Evet, bizim şarkımız. Love you. İşine gelirse o üç eziyi okuldan attırıverip sen de kurtul ben de kurtulayım. Aman aman yok Fitnatçığım. Yani iyice tebelleş olacaklar başıma yoksa. Birkaç saat okula gidiyorlar da rahatlıyorum evde. Gözüme görünmüyorlar hiç değilse. Haklısın şekerim. İnsanın gözünün görmek istemediği birinin gözünün önünde olmasının nasıl bir duygu olduğunu anlayabiliyorum. Ama görmek istemediğim biri olsa neyse. Üç tane. Kafamı nereye çevirsem oradalar. Hani gözümden kaçmıyorlar ki. Haklısın. Senin omuzlarında çok yük var arkadaşım. Kız kulunç yapmışsın sen Aslı. Kuluncuna kuluncuna. Omzuna omzuna yapsana. Yani her yolu denedim ama bir çare bulamadım. Bir yolu olmadı. Ama nasıl? Ne yapmamı bilmiyorum ki.
Sanırım burada benim fikirlerime, eşsiz tavsiyelerime ihtiyaç var. Kendi akrabalarını getir eve. Hem böylece evde yer olmayacağı için o üç tane ezik evden gitmek zorunda kalacak. Aaa Minnacığım. Ay süper fikir geldi aklıma. Ne? Eve kendi akrabalarımı çağıracağım. Böylece o eziklere yer kalmayacak. Onları kovacağım. Kurtulmuş olacağım onlardan, düşünebiliyor musun? Aa kız vallahi bravo, çok iyi fikir. Bak masaj iyi geldi. Beyin damarların açıldı. Masaj mı iyi geldi yoksa ben mi? Ama neyse. Maksat kötülük olsun da takdir edilmesek de olur. Ben de Ütopya'ya gidip bir radyasyon masajı yaptırtayım. Ay bu fikir daha önce neden aklıma gelmedi bilmiyorum vallahi. İnanamıyorum. Tabii şekerim. Gelsinler kalsınlar. Akrabaların değil mi? Birazcık da onlar kalsınlar. Senin evin. Ah bir de şu Selena büyücüsüne bir çözüm bulabilsek. Ay kıracağım mı büyümü? Yavaş. Selena büyücüsü mü? Aha büyücü. Kesin büyücü. Ya da uzaylı falan bir şey. Kesinlikle kendimden eminim şekerim ama. Sen fark etmiyor musun ondaki anormallikleri? Tabii canım tabii, öyledir de. Bana bu kadar masaj etti, ben kaçayım artık diyorum. Aa, nereye? Hadi öptüm seni, görüşürüz, bay bay. Ya yaşayan ölü ya da içine böyle iyiliğin meyliğin kaçmış belli. Fark etmiyor ki bu doğan normallikleri. Ama diyecekler. Fitne tanıp siz haklıymışsınız diyecekler ama iş işten geçmiş olacak. Yakınımızdaki kötülüğün, büyüklüğünün farkında değiller. Ay yavaş kırdın ayağımı, tamam ara. Biliyor musun Selena? Senin aşkımız yeni başlamış kadar heyecanlı ve mutluyum. Ne yani? Sen sadece ilişkimizin başlarında mı mutlu ve heyecanlıydın Burak? Yani öyle demek istemedim. Tamam tamam, hemen savunmaya geçme. Sadece şaka yaptım. Burak bu ne? Lastiğe bıçak sokmuşlar. Kim yaptı ki böyle bir şeyi? Kim yapacak canım? Çocuklardır herhalde. Yok canım. Yani çocuklar böyle bıçaklarla mı oynuyorlar? Oynamamaları lazım ama oynuyorlar işte. Neyse ben lastiği değiştireyim. İki dakikaya hallederim. O kağıt neymiş? Hiç, el ilan. Bana bak Burak Efendi, bu sana uyarıdır. En kısa zamanda Ceren'e geri dönüp yaptığın yanlışı düzeltmezsen biz seni öyle bir düzeltiriz ki şaşar kalırsın. Zülfikar. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Dolaya koyuyorum, almıyor. Vallahi bana kalsa bu evde bir dakika durmam ama şu küçük kızların hatırına kalıyor. Minik yavrularımın bana ihtiyacı var. Oh ne güzel ya anne. Hemen papucumuz da mı atıldı bakıyorum. Ne oluyor? Hiç öyle şey olur mu oğlum? Sen benim minik tombişimsin. Anne bir dakika ya, öyle minik falan ne oluyor? Karizmayı çizdireceksin. Çarşıdan tophaneden biri duyacak ya. Ayrıca minikliğimiz mi kaldı? Kocaman adam olduk. Oğluşum, yoksa sen bana evlenecek kadar büyüdün mü demek istiyorsun? Ha? Anne, büyümedim ben o kadar ya. Her fırsatta şu konuyu açma. Büyüdük dediysek o kadar da değil. Yani olsa bir işinde ayrı konu, güzel olurdu da. Ah, oğlum yapma, elini oğlum. Şişek sıfası, elleme şuna. Ya yardım ediyorum. Oğlum çek elini. Aa. Anne! Dur aslan. Beni mi emrettiniz aslanım? Seni emrettiniz de iki saniye sesleniyorum. Neredesin sen canım? Hep böyle geçiyordum aslanım. Aman iyi. Uzat şunu bakayım. Şu telefonu uzat, uzat. Ver, ver, ver. Aa. Ha, tamam, çekilebilirsin. Beni bu için mi çağırdınız aslan? Evet. Telefonu uzatman için çağırdım. Hadi çık, çık. İşin gücün yok mu senin? Yürü. Alo. Sıdıka Hanım teyze. Merhabalar, ben Aslı. Hangi Aslı mı? Canım İstanbul'dan Aslı ben.
Hani alt komşunuz var ya Sevgi, şişman Sevgi, onun kuzeniyim ben. Tamam canım, tamam, hatırlamadınız. Neyse, önemli değil. Konumuz da bu değil zaten. Şey soracaktım ben Sıtkı Hanım teyzeciğim. Sizin İstanbul'da yetiştirme yurdunda yeğenleriniz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hala İstanbul'dalar mı? Ha, güzel. Niye mi sordum? Şey için canım, onlar sonuçta benim de akrabalarım sayılırlar. Gidip kendilerini bir ziyaret edeyim dedim. Belki bir ihtiyaçları vardır çocukların, değil mi? Tamam. Onların numaraları var mı sizde? Güzel. Tamam, ben bekliyorum. Tamam, yazıyorum. Müstesna kağıt kalem getir. Sanayen pastalar hazır mı? Hazır kızım, hazır. Sen al bunları götür. Ben daha sonra bunlara atışanı eklerim. Tamam. Hadi bakayım, hadi. Sanayi abi, bir tane meyveli bir de çilek. Hazır hazır. Al bakayım, hadi. Şey Sanayi abi, boşları nereye koyuyorum? Boşları şuraya bıraktılar, ben sonra ilgilenirim onlarla. Tamam. Hadi bak, cimcime. Sanayi kusura bakma, geç kaldım. Kolay gelsin. Sağ olun hanım ağabey. Aa Selena. Fıstık, yoruldun mu çok? Hayır. Önemli değil hanım ağabey. Neticede siz bu duvarın bir patronusunuz. İstediğiniz vakit, istediğiniz yerde olabilirsiniz. Tabii bu benim düşüncem. Bana düşmüyor ama... Ha, neyse. Ben işimin başına döneyim de sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Sanayi abi, sana resmen trip atıyor Selena. Farkındayım. Ama çok tatlı. Selena, Burak Hoca ile nasıl gidiyor? O durum yine karışık kızlar. Şimdi ne oldu ki? Ceren'in babası Burak'ı tehdit ediyor. Ne? Evet. Ya kızlar, ben yanında yokken başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Ama bu sefer Burak'la arama hiçbir şeyin girmesine izin vermeyeceğim. Pardon. Kusura bakmayın. Aranızdan geçtim ama müşteriler beni bekliyor. Neyse. Kızlar çok teşekkür ederim yardımınız için. Hadi siz de geçin oturun. Bizi molata ve pastayı hak ettiniz. Oley! Na 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 Selena, 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 Selena. Bütün bunları şimdi mi söylüyorsun sen bana Aslı? Ekrem'cim, ama yüzünü görebildiğim mi var ki? Hangi ara söyleseydim şimdi söyleyebiliyorum. Hem canım, senin akrabaları ve akraba da benimkiler. Bostan korkuluğum Ekrem, aşk olsun yani. Aslı, ben senin böyle yetim akrabaların olduğunu hiç hatırlamıyorum. Nereden çıktı bu akrabalar? Ay, seninkiler nereden çıktıysa benimkiler de oradan çıktı Ekrem'cim. Hem niye böyle sinirli sinirli davranıyorsun hayatım? Deliyim ben biliyorsun, gelme üstüme canım, gelme. Hem illa böyle diye nefesimi mi tutmam lazım kıvılcım gibi istediğimi yaptırmak için ha? Peki bizim kızlar ne olacak Aslı? Ah, hep kendi kafana göre iş yapıyorsun. Aman hallettim ben o işi. Nasıl hallettin? Yani ben o kadar vicdansız mıyım? Kızları sokağa atacak değilim herhalde, değil mi Ekrem'cim? Otelde yer ayırttım onlar için. Otel mi? Ne oteli? Babas bayağı otel işte. Ay Ekrem'cim, yani niye böyle davranıyorsun bilmiyorum. Bak üstüme gelme diyorum. Ne var canım, akrabalarım gelsinler, 3-5 gün kalsınlar. Yetimler diyorum, garipler diyorum, sevap. Peki ne zaman gelecek bu yetimler, garipler? Şimdi tam olarak saat falan vermediler ama gelmek üzerelerdir. Eli kulağındadır yani, gelirler. Pekala ama ben onları bekleyemeyeceğim. Sen güzel güzel otur akrabalarına. Ama olur mu Ekrem'cim? Ayıp olur ama. Bir karşılasaydın sen de en azından. Kahveni iç. Sen iç.